Merhaba oyun severler. İlk yayınlandığı günden beri birçok oyuncunun dikkatini çekmiş ve beğenisini almış olan bir oyunla baş başayız. Neredeyse tüm yayıncılar, içerik üreticileri ağız birliği yapmış gibi hep bir ağızdan bu oyunu övüp durdular. Daha oyun çıkmadan birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardılar. Hem oynanışı ile hem tasarımı ile bayağı bildiğin deli gibi övgüler alıyordu. Yani geliştirici firma bağımsız bir firma olduğunu bilmesem parayla reklamını yaptırdığını düşüneceğim o denli yani. Sifu aşağı sifi yukarı. İşin sinir bozucu yanı ise ben bu oyunu ilk gördüğüm günden beri bir türlü sevemedim. Herkesin sevdiği merakla beklediği oyuna karşı ben neden bu kadar ilgisizdim bir türlü anlamadım. Bakalım inceleme sonunda sebebini öğrenebilecek miyiz? O zaman hızlıca kanala abone olup destek olun ben de oyunun hikayesiyle incelemeye başlayayım. Millet oyunun dövüş mekaniklerinden o kadar çok bahsetti ki neredeyse oyunda hiç hikaye yokmuş gibi davrandı. Gerçi böyle davranmaları da normal. Çünkü çok basit ve klişe bir hikayemiz var. Başlarında Yang diye birinin olduğu 5 kişiden oluşan grup dövüş sanatları okuluna saldırı düzenler. Öğretmen, öğrenci dinlemeden önüne geleni kesme makarna yapan Yang ve adamları okulun Sifu'su ile karşılaşırlar. Sifu dedikleri de yetenekli kişi usta manasına geliyor. Sifu'dan bazı özel bilgileri istiyorlar. Normal olarak bizim Sifu'da başını alırsınız deyince adamlar da gerçekten hepsinin başını alıyor. Okulun tüm öğrencileri Sifu ile beraber katlederler. Bunların arasında Sifu'nun oğlu da var. Ama özel bir tılsım ile Sifu'nun oğlu tekrar dirilir. Sonra da hepinizin tahmin edebileceği gibi sırayla herkesi öldürüp babasının intikamını almaya başlar. Yani başından sonuna kadar tahmin edilebilir basit bir hikayemiz var. Anladığım tarzda etkili olmayınca oyunun hikayesi var mı yok mu belli bile olmuyor. Oyunun sonunda Yang ile karşılaşmamız bu puşluğu neden yaptığını açıklıyor ama basit bir drama ile sonunun bağlanmasından dolayı vay be diyemiyor diyemiyor. Geçelim herkesin öve ve bitiremediği oynanışı. Açıkçası uzaktan baktığımızda oyunun hem atmosferi hem de konusu itibariyle fantastik bir dövüş sistemi bekliyordu. Böyle biraz uçuk kaçık hareketler olsaydı ayrıca hoşuma giderdi. Mesela Cüneyt Arkın'ın katır tekmesi skili bence 10 numara olur. <laughs> Özellikle 2-3 düşmanın üzerimize geldiği bazı anlarda katır tekmesi bayağı etkili olurdu. Katır tekmesini bir kenara koyarsak oyunda yeterli miktarda skiller mevcut. Ama bunları açmak için oyunu bayağı bir tekrar etmeniz gerekiyor. Oyunun ilerleme yapısı bilindik lineer oyunlara benzemiyor abi. Aksine roguelike oyunlar gibi oynadığın yerleri birkaç defa oynayıp daha da gelişip o şekilde son boss'a gelmeni isteyen bir yapısı var. Herkesin durmadan konuştuğu aşırı zor muhabbeti de aslında buradan geliyor. Yoksa bir sol oyunları zorluğu veya gaddarlığı yok oyunda. Daha iyisini yapana kadar denemeni istiyorlar o kadar. Biraz da dikkat ve refleks gerektirdiği için bizim yayıncılarımızın çoğu da ayıptır söylemesi bizim gibi 30 yaşlarda olduğu için yaşlılıktan eski becerileri kalmıyor. Sonra da vay efendim oyun zor. Benim oyundan çok fazla etkilenmeme sebebim de sanırım burada devreye giriyor. Bu oyunun yapısı rock Like oyunları temel aldığını söyleyebiliriz. İlerleyebilmek için öl, baştan başla, öl, baştan başla. Bunun yaş sistemine bağlaması ve oyuna farklı bir şekilde entegre etmesi güzel ve farklı olmuş. Ama olayın esasına baktığımızda roguelike türünün farklı bir versiyonu sonuçta. Şimdi sıkıntı şu. Roguelike oyunlarda baştan başladığınızda bazı farklı şeylerin olması gerekir. Olmalı ki tekrar oynadığında sıkılmayız. Oyun haritası, düşman türleri, oyun mekanikleri, atmosfer vesaire vesaire. Bunlarda değişiklik olmadığından sırf EXP kasmak için başa dönmüş gibi oluyorsun ki bu bana göre sıkıcı bir durum. Bölüm yapısı ve oynanışta da bir değişiklik olmayınca oyun mecburi bir tekrara giriyor. İlerleyen bölümlerde daha çok zevk alacağım belki ama o bölümlere geçebilmem için karakterimin güçlenmesi veya yaşlanması lazım. Onun güçlenmesi için bir önceki bölümü baştan oynayıp ölmeden yaşlanmadan bölüm sonu bossunu indirmem gerekiyor. İşte bu durum bana göre oyunun en sıkıcı yeri. Evet, dövüş mekanikleri gayet güzel ve başarılı. Rakiple mücadele ederken kesinlikle keyif alıyorsun. Onu yere yatırıp ağzını burnunu kırdın mı kendinden geçiyorsun. Ama aynı olayı tekrar tekrar yapmak işte bu maalesef oyunun yüksek temposuna sekte vuruyor normal olarak animasyonlarda bir yerden sonra tekrar etmeye başlayınca olay bir süre sonra mantara bağlıyor. Bağımsız bir oyuna göre bu eleştirilerin biraz fazla olabilir. Bu dediğim özelliklere birçok büyük firmalar bile yapamazken bağımsız bir oyun firması bunu tek seferde başarması zaten çok zordu. Sadece oyunu herkes öyle bir övdü ki o kadar çok methetti ki insan üst düzey bir şey bekler oldu. Hades gibi döneme damga vurmuş bir oyunu deli gibi sömürmüş ve aşık olmuş biri olarak Sifu'nun kendini tekrar eden bu yapısı beni biraz hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Yine ama diyerek devam ediyorum çünkü oyun toplamda 4 bölümden oluşuyor. Ve şöyle bir bakkal hesabı yaptığımızda her bölümü 1 saatte bitirirsen, her bölümü de 3 kere oynasan 12 saat gibi bir oynanış ile oyunu rahatlıkla bitirebilirsiniz. Biraz yetenekliysen ve çabuk öğrenirsen 7-8 saatte rahatlıkla bitirebilirsin. Bu da tekrar olayını absorbe etmemizi sağlar ve yukarıdaki eleştirilerin bir nebze boşa düşürür. Gelelim müziklere. Bağımsız bir oyuna göre normal diyebileceğim bir müziği var. Atmosfere uyumlu ortamın gerginliğini vermeyi başarıyor. Zaten genel anlamda uzak doğu müzikleri her zaman kulağa hoş gelmiştir. En azından ben bu türü sevdiğim için müzikler beni rahatsız etmedi. Ses efektleri sen yine başarılı bir şekilde hazırlanmış. Dövüş esnasında her hareketinize duymuş olduğunuz sesler oyundaki başarılı aksiyon hissini artırıyor. Bu oyundan daha çok keyif almamızı sağlıyor. Ben ezelinden beri oyunlarda gerçekçi grafikler olsun diyen biri değilimdir. Birçok farklı grafiklerle oyun severek oynadım ve tavsiye ettim. Journey, Undertale, GunSlinger, Hades, Scarf ve daha sayamayacağım o kadar oyunları severek oynadım ki ve bunların grafiklerini de çok sevdim. Kullandıkları sanat tasarımı göze çok hoş geliyor. Neden böyle girdim konuya? Çünkü bu oyunun grafikleri beni sarmadı. Olmadı arkadaş. Denedim ama ne sanat tasarımıyla, ne renk paletiyle, ne de grafik kalitesiyle hoşuma gitmedi. Evet kötü değil ama öyle aa çok iyiymiş falan da olmadı. Ama çevre detayları gayet güzel. Çevreyle etkileşime geçebiliyorsunuz. Sağda solda bulduğumuz sopadır, şişedir ne varsa saldırmak için kullanabiliriz. Yani öylesine yapılmış çevre ve bölüm tasarımı yok. Üzerine düşünülmüş güzel tasarlanmış bölümler hepsi. Son olarak oyunun optimizasyonu gayet güzel. Herhangi bir Bak bug ve hatayla karşılaşmadım. Sadece kamera açıları yakın dövüşlerde sapıtıyor. Öyle bir iki defalık bir olay da değil. Neredeyse ne zaman yakın çekime girse bir afallıyor. Bu da ister istemez oynayanı rahatsız ediyor. Yapay zeka ise beklediğimden iyiydi. Kendini koruyor, kaçıyor, kontratak yapıyor. Bildiğin gerçek bir dövüşteymiş gibi davranıyor. Bu arada oyuna Türkçe çıkış yapması da artı puan bizim için onu da demeden geçmeyeyim. 2017'de ilk oyunları olan App Slower'ı yapan Slow Clap tarafından geliştirildi. Geliştirici firma Jackie başrol oynadığı Kung Fu filmlerinden ilham aldı. Oyunda yer alan dövüş stili Back May'den kurgulanarak yapılmış. Dövüş sisteminin daha gerçekçi olması için de Back May Usta ve Benjamin Closus'tan danışmanlık desteği almışlar. Oyundaki yaşlanma sistemi de Kung Fu'nun önemli bir değeri olan uygulama yoluyla ustalaşmayı vurguluyormuş. Oyundaki zorluk muhabbeti de ustalaşma olayından dolayı çok fazla dile getirildi. Geliştirici ekip ustalaşma hissini yakalayabilmek için özellikle oyunun kolay olmasını istemediler. Toparlayacak olursak Sifu kesinlikle güzel bir oyun. Yapmak istediğini yapmış. Belli bir kaliteyi yakalamış durumda. Benim çok fazla hoşuma gitmemiş olması tamamen kişisel bir tercih ve zevk meselesi. Tam bu incelemeyi bitirince merak ettim. Bir metakritik puanlarına bakayım dedim. Yani herkesin beğendiği bir oyuna benim ağız burnum etmem garip hissettirdi. Neyse ki kullanıcı puanları benim hissettiğim seviyede. Eğer oyuna bir puan verecek olsaydım bu seviyelerde olurdu. Neyse biraz rahatladım. Sorun bende değilmiş. Çünkü öyle şeyler denildi ki yılın en iyi bağımsız oyunu olacak filan baya büyük büyük laflar edildi. Kısaca oyun güzel, keyifli bir oyun. Bitirdikten sonra geriye dönüp vay be ne oyunmuş demezsin ama oynarken de sıkılmadan oynar bitirirsin. Ama kesinlikle büyük bir beklentiyle oyuna girmeyin derim. Her zamanki hatırlatmamızı yaparak videoyu kapatalım. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.